rükuda ki ve secdeki tespitlerin anlamları ne veya da rükudan kalkarken Allahu Ekber tabi Türkçe olarak onu ifade ettiğin zaman hani bunun büyüklüğünü Cenab-ı Hak hani en büyük büyük azamet sahibi yani Türkçe'de başka kelime olmadığı için o kelimeyi koyuyorsun ama o büyük kelimesiyle biz Cenab-ı Hak'ın büyüklüğünü ifade eden aciziz. Ondan büyük yoktur. Yoktur. Şimdi Semi Allahül Merhamide, Semi'a işitti demektir. Semi Allahül Merhamide. Hamdedeni, şükredenin hamdini Allah-u Teala işitti. Semi Allahül Merhamide. Rabbena lekel hamd. Ey Rabbimiz yani bütün hamdler, şükürler, teşekkürler hep sana aittir. Ona ait diye duadır. Subhane Rabbiyel Azim de işte Allah-u Teala'nın yine orada büyüklüğünü ifade ediyor. Yani Cenab-ı Hak azamet sahibidir. Yüksekliği, azameti. İşte insan hissediği kadar. Yoksa gördüklerine bakarak da aynı şekilde Allah-u Teala'nın azametini yine düşünemiyor. Sadece yarattıklarına bakıyor. Dehşeti düşüyor tabii onu sana. Mesela bulutların hareketi, mesela fırtına çıktığı zaman, rüzgar çıktığı zaman, ne bileyim yağmur yağarken o şimşeklerin hareketi veyahut da vahşi hayvanlar kükredip saldırdığı zaman bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın kudretini gösteriyor. Yağmur yağarken, kar yağarken Cenab-ı Hakk'ın kudretini gösteriyor. Kışın ölü olan tabiat baharla beraber neşvi neva buluyor. Cenab-ı Hakk'ın kudretini gösteriyor. Gece mesela hava aydınlıksa nesse bakıyorsun, o yıldızlara bakıyorsun. Kendi içinde bulunduğun gezegen bile aynı şekilde feza boşluğunda, uzayda boşta duruyor. Bir iple bir yere bağlı değil. O yıldızları görüyorsun birbirlerine değmeden aynı bir şeyde kendilerine yörüngede dönüp duruyorlar, şey yapıyorlar falan. İnsan yani Cenab-ı Hak'ın bu büyüklüğünü, azametini aynı şekilde yani hissediyor. İşte rükuda da Sübhane Rabbiyel Azim diyoruz. Yani azamet sahibi Rabbim seni tesbih ederim. Bütün aynı şekilde büyüklük, yücelik sana aittir. Ve Sübhane Rabbiyel Ala, ya Rabbi ben seni aynı şekilde yine tesbih ederim ki sen alasın. Yani çok yücesin, büyüksün. Tabii Türkçe'de kelime haznesi dar olduğu için büyük kelimesini her yere koyuyoruz. Halbuki âlâ da azîm de yani zengin bir dil olması sebebiyle azîm de büyüktür. Âlâ da yüksektir, yücedir, büyüktür anlamlarını ifade ediyor. Yüksektir deyince biz yani yükseklik hatırımıza geliyor. O yükseklik manasında değil. O yükseklik yani büyüklük anlamı itibariyle. Dolayısıyla buradaki tesbihlerde yani secdede de Cenab-ı Hakk'ı ya Rabbi sen her şeyden aynı şekilde münezzeh, tenzih ederim. Sen alasın, yücesin, büyüksün. Ya Rabbi seni yine tesbih ederim ki sen azimsin, azamet sahibisin, yücesin manasında, anlamında mı bu tesbihler? Evet o anlamdadır buyuruyor kitaplarda. Efendim...